Çağatılar Köyü, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı, Fethiye'ye 78, Antalya'ya da 120 kilometre uzaklığında bir yayla köyüdür. Dört tarafı Batı Torosların uzantısıyla çevrili olup, güneyinde Akdağ, doğusunda Kızılcadağ, kuzeyinde Çaylaklı Tepesi yer alan Çağatılar Köyü, yüksek tepe üzerine kurulu ve önü açık bir ovadır. Köyün ilk yerleşim yeri çöller, orta mahalle ve yukarı köy olarak söylenir. O zamanki yerleşkeden kalan harabeler halen mevcuttur. Çağatılar su kaynakları bakımından zengin bir yayla köyü. En önemli turizm merkezlerimizden Fethiye'yi en kısa mesafeden Antalya, Denizli, Ankara ve İstanbul'a bağlayan karayolu üzerinde yer alıyor. Köyün sınırları içinde çok sayıda pınar var. Bunda su kaynaklarının yanı sıra hayırseverliğin yaygın olması da önemli bir rol oynamakta. Bu yüzden köydeki birçok mevki pınarlarla adlandırılıyor. Çingircik Pınarı, Yurt Pınarı, Körce Pınar, Söğütlü Pınar, Yarık Kuyu, Yılanlı Pınar, Sinekli Pınar, Ova Pınarı, Köse Pınarı, Taş Pınar, Heybecik, Kulağız, Ardıçlı Pınar, Marmalı, Arif, Bekir, Güzel Beyim ve Kırk Pınar. Çağatılar'daki pınarlar içinde en büyüğü adından da anlaşılacağı gibi Kırk Pınar. Köy halkının cuma dediği Kırk Pınar, Çağatılar'ın tarihi ve sosyal yaşamı açısından önemli. İlk yıllardan kalma bir köyün de yer aldığı köyün tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. 5000 yıllık höyük gösteriyor ki ilk yıllarda Kırkpınar'dan dolayı yaşamak için burayı tercih etmiş. Höyükte şu sıralar Turizm Bakanlığı tarafından kazı çalışması yapılıyor. Kazı çalışmasının ardından höyük turizme açılacak. Kırkpınar Likyalılar için olduğu kadar Çağatılı halkı için de oldukça önemli. Köyün sosyal yaşamı tamamen bu zengin su kaynağının etrafında şekilleniyor. Kırkpınar'a aynı zamanda toplanma anlamına gelen cuma denilmesinin nedenlerinden biri de bu. Bir diğer neden de yaklaşık 20 yıl öncesine kadar cuma günleri kurulan hayvan pazarı. Şimdilerde burada perşembe günleri halk pazarı kuruluyor, yaz aylarında haftada en az 3-4 gün mevlit okutulup yemek veriliyor. Çağatılar özellikle yaz aylarında yörenin önemli uğrak yerlerinden. Bilhassa Fethiye ve Antalya'nın sıcağından kaçıp Çağatılar'a gelenler, Kırkpınar'ın her çeşmesinden birer yudum soğuk su içip serinliyor, hemen yanı başındaki asırlık kavağın gölgesinde dinleniyor, bir zamanlar yağlı güreşlerin yapıldığı çayırdaki köşklerde piknik yapıp yorgunluğunu atıyor. Köyün gelenekleri olarak düğün eğlenceleri yardımlaşma yer alır. Asker uğurlama merasimi hoştur. Cenaze, bayram, yangın gibi hallerde birine ihtiyaç duyma gibi bir durum yoktur. Çünkü herkes birliktedir, acıda ve hüzünde. Dini inancı çok üst düzeyde yaşayan insanları sıcak, şakacı ve samimidir. Bunun en başlıca nedeni insanların ekonomik durumlarının iyi olmasıdır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün %75'i çeşitli kurumlardan emeklidir. Yöre halkı yazları köyde, kışın başta Antalya olmak üzere Fethiye, Göcek, Dalaman, Finike gibi sahil kesimlerinde ikamet etmektedir. Köyde yeni nesil ağaçlandırma ve meyveciliğe yönelik çalışmalar da devam etmekte. İşte kısaca Çağatılar Köyü'nün hikayesi böyle. Bu köyü görmemek ve tanımamak için bir neden yok. Yalnızca arabanızı atlayıp güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız adresiniz Çağatılar Köyü olmalı.